Merhabalar. Bu haftaki amacımız bir logo tasarlamak. Şimdi logo ve afiş tasarlarken öncelikle belirli bir amacımızın olması gerekiyor. Bizim amacımız bu hafta hava olaylarıyla ilgili bir logo tasarlamak olacak. Şimdi logo tasarlarken nelere dikkat edeceğiz ona bakalım. Öncelikle logomuzun sade olması gerekiyor. Ve de 3-4 renkten fazla renk kullanmayacağız. Bakın burada mesela bir örnek görüyorsunuz. Bunun dışında renklerin uyumu önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Örneğin belirli markaların logolarına baktığımızda görüyorsunuz oldukça sade ve bize doğrudan o konuyu çağrıştırıyor. O ürünü eğer ürünse tasarlayacağımız logo bizim logomuz dediğim gibi hava olaylarıyla ilgili olacak. Şimdi gelin hep beraber logoyu hangi araçla tasarlayacağız ona bakalım. Öncelikle kağıda elle çizim yapabilirsiniz. Böyle daha iyi olur. Hani fikriniz net oturur. Ondan sonra dijital araçla logonuzu tasarlayabilirsiniz. Logo tasarım aracımızın ismi Logo. Sonra yanına Mac yazıyoruz. Logo Maker yazmıyoruz. Bir de R koyuyoruz bakın. Zaten çıkıyor şurada. Logo Mac Free yani ücretsiz. Hemen buradan açıyoruz. İlk olarak karşımıza bir tanıtım videosu çıkıyor. İngilizce bu. Bunu şuradaki çarpıdan kapatıyoruz. Bakın sağ üst köşede üzerine geldiğimizde bir çarpı işareti çıkar. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra simgeler çıkıyor. Bunları da buradaki Next yazısından kapatıyoruz. Şöyle. Bunu da kapatalım. Tam diyor. Evet. Şimdi şöyle beyaz bir sayfamız var. İlk olarak şuradan aratabiliriz. Örneğin ben bir bulut istiyorum. Buraya bulut yazarsa acaba arama butonuna bastığımda şuradaki bakın büyüteç var. Buraya bastığımda çıkar mı? Bakalım. Bakın yazdım. Hayır dedi. Böyle bir sonuç bulunamadı. Çünkü Türkçe kabul etmiyor. Bunun için ne yapıyorduk? Mesela İngilizce aratmam gerekiyor. Çeviri aracını kullanıyorduk çocuklar. Çeviri diyoruz. İngilizce bulutun nasıl yazıldığını bilmiyorsanız buraya şunu kapatalım. Bulut dedik Türkçe olarak. Bakın İngilizcesi çıktı. Cloud. Buraya cloud yazalım ve aratalım. Gördünüz mü? Birçok bulutla ilgili farklı farklı şekiller, resimler çıktı. Şimdi biz ama farklı hava olaylarını görmek istiyorduk. Onun için atmosfer yazmamız daha uygun olacak. Doğrudan şuraya atmosfer yazalım. Ve aratalım. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Şöyle şu güneşi alalım mesela. Bir tane daha bakalım. Bir de bulut olsun. Şöyle sade bir bulut. Şöyle geldi mesela.
Şimdi bunları bir düzenleyelim. Güneşe tıklıyorum. Güneş belirgin haldeyken şuradaki renk paneline gidip güneşin rengini değiştirebilirsiniz. Değiştirdik. Şimdi aynı şeyi bulut için yapalım. Bunu tıkladık. Sonra gittik. Şuradan da ayarlayabilirsiniz bulutun rengini. Biraz daha açık olsun. Şöyle hoşuma gitti bu renk. Güzel. Şimdi güneşin rengi biraz daha böyle sarı olsaydı daha iyi olacaktı sanki. Evet oldu. Bu şekilde. Şimdi istiyorum ki güneşin içi tam dolu sarı olsun. Onun için de şuradaki sol taraftaki simgelere, şekillere geliyorum. Şeklin üstüne geldiğim zaman bakın şurada bir yuvarlak var. Bunu aldım. Bunu şu köşelerinden şöyle küçülteyim. Güneşin boyutunda küçülsün. Evet, şöyle yaptık. Ama bakın bunun üstüne bindi, bulutun üstüne bindi. Oysa ben bulutun arkasına gitmesini istiyorum. O zaman bu seçilirken hemen sağ tarafta gördüğünüz şurada circle diyor bakın. Yuvarlak demek. Buradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Ve send to back yani arka plana gönder. Gitti. Peki bunun rengini de bunun aynı sarıdan olsun istiyorsam şu güneşe tıklıyorum. Şuna tıklıyorum. Sonra gelip buna tıkladık. Edersiniz. Güneşe tıkladık. Şurada bir numara çıkıyor bakın. Şu numarayı kopyalıyorsunuz. Seçili hale getirin. Sağ tıklayın. Kopyaladayım. Sonra yuvarlağa tıklayın. Ve burayı seçili hale getirip sağ tıklayıp yapıştır diyeyim. O bulutu yaptık. Bir dakika. Yuvarlak seçilirken yapacaktık onu. Hiç sorun değil. Şuradan geri gidebiliriz. Yanlış bir şey yaptığımız zaman. Bakın saat işareti var. Geri diyor. Bir adım geri gittik. Ben şu yuvarlağımı alayım. Şurada sarartayım. İşte oldu. Evet. Şimdi tekrar bunun içine yerleştirelim. Şimdi bulutu tekrar mavi hale getirelim. Bakın bulut seçili şu anda. Hangisinin seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Böyle bir simge geldi. Bunu yaptıktan sonra artık bir yazı yazalım. Buraya da atmosfer yazayım. Şimdi bu yazıyı istediğim yere taşıyabilmek için şuradaki işaretin üstüne geliyorum. Bakın istediğim yere götürebilirim sürükleyip. Yazıyı biraz daha koyulaştıralım. Küçültebiliriz. Yine şuradaki 3 çizgiden ayar yapabilirsiniz. Deneyin bunları ne olduğunu bakın. Buradan yükseltip aşağıya indirebiliyorsunuz yazınızı. Şöyle iyi gibi. Bununla bulutun aynı renk olmasını istiyorum yazıyla. Ne demiştik? 3 ya da 4 rengi geçmeyecektik. Değil mi?
Şimdi buna tıkladım. Önce buluta tıklayalım. Bulutun renginin, bakın burada şeyi var, numarası var. Bunu kopyalıyoruz. Sağ tıklıyorduk. Kopyala diyoruz. Sonra atmosfere geliyoruz. Onu da seçili hale getirip sağ tıklayıp yapıştır dediğimizde, bakın atmosferin rengi de aynı bulutun rengini aldı. Son olarak atmosferin çerçevesine, yani yazılara bir çerçeve getirmek istiyorsak outline'a tıklıyoruz. Şuradan gördünüz mü? Çerçeve çizebilirsiniz. Şöyle hafiften gölgelendirmek amaçlı. Şuradan da şeffaflık ayarı yapabilirsiniz. Bunları yaptıkça eliniz alışır, keşfedersiniz. Şöyle kalsın. Diyelim ki tamamladım bu şekilde. Şimdi sıra geldi. Bunu bilgisayarıma nasıl indireceğim bu resmi? Ona bakalım. Bunun için sağ üst köşede kaydet butonu var. Bakın Save Logo diyor. Kaydet diyor. Buraya tıklıyoruz. Bazen uzun basılı tutmamız gerekebilir. Böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi burada bana ne diyor? 19 dolara indirebilirsin diyor. Biz ne diyeceğiz? Tabii ki bunu kullanmayacağız. Biz ücretsiz olan şurayı kullanacağız. Hayır, teşekkürler yazısı var bakın. Buna tıkladığımız zaman bizim bilgisayarımıza nereye istiyorsak, mesela ben bilgisayarda masa üstüne kaydetmek istiyorum. Oraya kaydet dediğim zaman bakın bilgisayarıma indi. Hemen açayım. Bu şekilde logomu hazırlamış oldum. Evet, siz de bu haftaki konunuz hava olaylarını anlatan, gösteren bir sade logo yapmanız gerekiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.